Sayın Levent Gökbey'e aittir. Buyurun beyefendi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan hükümet tezkeresi üzerinde şahsım adına söz aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grubumuz adına konuşan sözcümüz, olağanüstü hal tezkeresine ilişkin bu kararın ve oylamanın niçin uygun olmadığına dair gerekçelerimizi izah etti. Ben kendi bakış açım çerçevesinde buna devam etmeye gayret edeceğim. Değerli arkadaşlarım, bütün konuşmacılar anlattılar. 15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin bir milat gecesidir. Türkiye tarihi yazıldığında ileride 15 Temmuz'dan önce bir safha olacaktır. 15 Temmuz gecesi çok önemli bir yer tutacaktır. 15 Temmuz'dan sonraki günlerde çok ama çok önemli bir yer işgal edecektir Türkiye tarihinde. 15 Temmuz gecesinde çeşitli duyumlar aldığımız, bazı hareketler duyulduğu istihbaratı geldiğinde derhal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gittiğimizde biz değerli milletvekilleri o anda bize gelen duyumların ötesinde gözlemlere tanık olduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı tam karşıdan gören bir mevkidedir ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bombalandığına ya da helikopterlerle ateş açıldığına bizzat tanık olduk. Şimdi olayların ardındaki gelişmeleri izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaverinden herhangi bir haber gelmediği, eniştesinden darbeyi öğrendiği, Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin birbirinden haberi olmadığı, MİT müsteşarının haber verme konusunda, teyit etme konusunda bir zaman beklediği anda değerli arkadaşlarım, AKP'li değerli yöneticiler bu darbe girişimini Cumhuriyet Halk Partisi'nden öğrenmiştir. O anda salonda bulunan Sayın Mustafa Elitaş, salonda bulunan Ayşenur Bahçekapılı, Sayın Naci Bostancı tarafımca bizzat aranarak, arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı Sarayı bombalanıyor, dikkatli olun, bu çok ciddi bir darbe girişimi dedik. Siz ne yaverlere güvenin, ne MİT'e güvenin, şu Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerinize güvenin. Herkes burada. Olayın vehametini biz gözlerimizle gördük değerli arkadaşlarım. Derhal genel başkanımızı uçaktan indikten sonra bilgilendirdik. Güvenli bir yere alınmasını temin ettik. Genel başkanımızın yaptığı açıklamadan sonra buraya geldik ve burada hep beraber kucaklaştık. Ne adına? Milli irade adına. Evet, biz AKP ile sorunumuz var. AKP ile biz pek çok konuda anlaşamıyoruz. Biz AKP'nin iktidardan gitmesini istiyoruz. Ama değerli arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile hesaplaşmamızı millet önünde yapmak istiyoruz. Milletten alacağımız oyla iktidara gelmek istiyoruz. Şimdi bu tablodan sonra 15 Temmuz'a kadar burada konuşulan, ifade edilen hiçbir konuşmanın anlamı kalmamıştır. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin net duruşu, darbeye karşı net duruşu, zor durumda olan bir iktidar partisine, zor durumda olan bir demokrasiye olan duruşu, bir terör örgütüne karşı olan duruşu, çok net bir duruşu, canı pahasına burada herkes tarafından gerçekleştirilmiştir. Bombalar altında bu meclis bir tarihi bir gün yaşamıştır, gece yaşamıştır, sabaha kadar. O sabaha kadar oturduğumuz sığınaklardaki biz anılarımızı daha sonra sizlerle paylaşacağız. AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, bütün kardeşlerimiz, meclis başkanımızın başkanlığında, Adalet Bakanı, diğer bakanlar birbirimizin yüzüne baktığı zaman biz 15 Temmuz gecesini artık siyasette zaten bir milat olarak kabul ettik. Ve o gün niçin buraya geldik biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Bu sadece AKP'nin sorunu değil. Bu Türkiye'nin sorunuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunuydu. HDP'nin, MHP'nin, bütün siyasi kurumların sorunuydu. Demokrasi sorunuydu. Ve dedik ki, arkadaşlarımızla görüştük, aman meclisi çalıştıralım ve olağan bir usullerle meclis çalışmaya devam etsin. Yurttaşlarımız meclisin çalışmasını görürse, o olağan duruma geldiğimizi görürse moralleri artar. Darbecilerin morali bozulur ve olağanı
bir an önce gerçekleştirelim diye burada geldik, tarihi bir oturum gerçekleştirdik. Ertesi gün AKP Grup Başkan Vekillerimiz burada, hepsiyle yaptığımız görüşmede, bu geçtiğimiz hafta, bu haftaki meclisin mutlaka çalışması gerektiğini, mutlaka olağan bir durumun sergilenmesi gerektiğini ifade ettik değerli arkadaşlarım. Çünkü 15 Temmuz gecesi bu terör örgütünün yarattığı darbe girişimi sonuç verseydi, bizi bekleyecek tablo sıkı yönetim, olağanüstü hal, gözaltılar, ileride haksız tutuklamalar, mahkemeler, çok karanlık bir tablo. Biz bu karanlık tabloyu biliyoruz. 27 Mayıs'ta asılan Adnan Menderes'in travmasını bu toplum atlatabildi mi? 12 Mart'ta asılan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının travmasını bu toplum atlatabildi mi? 12 Eylül'de asılan 50'ye yakın arkadaşımızın sağdan soldan onun travmasını bu toplum atlatabildi mi? Biz darbeleri çok iyi biliyoruz. Darbelerin neye yol açtığını biliyoruz. İşte bir darbe olsaydı gerçekleşecek olan olağanüstü hal ya da sıkı yönetim uygulamalarının önüne geçmek, Türkiye'den darbe tehlikesini bertaraf etmek ve Türkiye'yi olağan bir süreçte götürmek açısından çok önemli katkılar verdiğimize inanıyorum. Ve meclisin çalışmasının da buna çok önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, biz işte bu olağanüstü hale bundan dolayı karşıyız. Yani tüm partilerin hemen hemen uzun yıllardan sonra pek çok siyasi çatışmanın içerisinden geçmiş, kutuplaşmadan geçmiş siyasi partilerin üzerinde normalleşmek için anlaştığı bir ortamda olağanüstü halin tekrar tartışılması şu andaki olağan bir tabloyu bozucu bir hale alacaktır. O nedenle karşıyız. Biz siyaset kurumu olarak sorunlarımızı çözebiliriz. Bu karşılaştığımız darbe tehlikesi, onun süreci, sonuçları ve bundan sonra yapılacakları parlamento çatısı altında birbirimizi ikna ederek çözebiliriz. Bakın şimdi gelinen yasalarda birbirimize soruyoruz, hangi maddeye karşısınız? Bir güzel ortam yakaladık. Bu ortamı bozmayalım. Buna ihtiyacımız var. Biz de demokratik yollardan siyasetin yürümesini, kararların alınmasını istiyoruz. Ve bu belanın savuşturulmasının tek başına AKP'nin yapamayacağını da gördük değerli arkadaşlarım. Katkı vermek istiyoruz sizlere. Yanınızda olmak istiyoruz. Bu FETÖ tehlikesinin daha sürdüğünü ben görüyorum. Süreceğini görüyorum. Ortada daha başka büyük tehlikeler var. Bu tehlikeler karşısında iktidar partisi yalnız kaldığında pek çok yanlış da olabilir. Gelin gücümüzü birleştirelim. Bunun yolu olağanüstü hal değildir. Olağanüstü halde meclisin devre dışı kalmasıyla sorun çözülemez. Beraber olursak sorunları çözebiliriz. Olağanüstü hal bu nedenle önemlidir. Biz bu tablo içerisinde olağan yöntemlerle bu olağanüstü durumu aşacağımıza inanıyoruz. Çok kararlıyız bu konuda. Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiyi korumak, insan haklarını korumak, temel hak ve özgürlükleri korumak adına getirilecek olan olağanüstü halin de olumsuz tehlikeler yatacağına inanıyoruz. Bu uygulama eğer kötü uygulandığında iktidar partisini ve devlet aklını soğukkanlığa ve basirete davet ediyoruz. Biliniz ki çok kötü uygulamalar önümüze geldiğinde, eğer 15 Temmuz gecesi darbe başarılı olsaydı Türkiye hangi kötü sonuçla karşılaşacaksa bu kötü uygulamalardan daha da kötü sonuçlar doğabilir değerli arkadaşlarım. Çok dikkatli olmak lazım. Bunun bir garantisi yok. Bunun hiçbir şekilde bir garantisi yok. Hata her zaman yapılabilir. Şu ana kadar gördüğümüz pek çok hata var. Şu ana kadar gördüğümüz pek çok usulsüzlük var. Bu tehlike AKP'yi ne yazık ki başka bir tehlikeyle karşı karşıya getiriyor. 2002 yılında 30 Kasım'da uzatılmamak suretiyle kalkan olağanüstü hali, biz olağanüstü hal kaldırdık diyerek demokrasi manifestosunu yazan AKP, seçim billboardlarını asan AKP ve iktidar partisi maalesef bugün çok ironik bir durumla karşı karşıya. Ve 12 Eylül askeri darbe döneminde çıkartılmış olan olağanüstü hal kanunu uygulamak için bugün burada birazdan oylama yapacağız. Arkadaşlar, biz anayasa tartışmalarında darbe dönemi hukukunu da temizleyelim dedik. Bunlar da vardı işin içerisinde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sizlere öneriyor. Bu yol yanlış bir yol. Bu yolda gitmek, ısrar etmek yanlış. Ama bu yola anlaşılıyor ki birazdan oylarınızda onay vereceksiniz. Uygulamalara çok dikkatli olmak gerekiyor. Uygulamalarda yapacağınız en ufak bir hata Türkiye'yi çok başka kırılganlık noktalarına götürebilir. Türkiye böyle bir tehlike bekliyor. İktidar da böyle bir tehlike bekliyor. Biz de muhalefet olarak böylesine kritik bir süreçte sizlerle yardımlaşmak istiyoruz. Birbirimize elimizi uzatmak istiyoruz. Elimizi tutun.
Tuttuğunuz bu el işte darbe gecesinin size nasıl haber veriyorsa FETÖ tehlikesinin temizlenmesinde aynı oranda destek verecekler. Bunların hiç kuşkunuz olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi layık cumhuriyetten yana, Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sosyal hukuk devletinden yana, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'den yana. Onun için biz olağanüstü halin Sayın Gök, bir dakikalık bir müddet ekliyoruz efendim. Türkiye'de yaratacağı tahribatı engellemeniz gerekiyor. Türkiye'de bu süreç bir troll gibidir değerli arkadaşlarım. Alttan girir ve herkesi sürükler. Siz dahi farkına varamazsınız. Şu anda devleti saran bir korku var. İşte o korkuyu yenmek gerekiyor. Kim acaba kendisine takiye yapmış, saklamış? Kim gerçek, kim değil? İhbarlar olacak, başka şeyler olacak. Belki en sevdiğiniz bir arkadaşınız gözaltına alınacak. Pek çok yanlış yapılabileceği bir döneme gidiyoruz. Aman ha, dikkatli olun. Aman ha, bin defa düşünüp bir defa iş yapın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olağanüstü hali olağan yollarla aşacağımız düşüncesiyle sizlere, milletimize, Türkiye'ye katkı vermek açısından kabul etmiyoruz. Bu yolu o yüzden olağanlaştırmak ve Türkiye'yi normalleştirmek hepimizin başlıca görevidir diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Bey.